Merhaba tatlı insanlar. Sonunda verdiğimiz uzun aradan geri döndük diyecektik bu videoda ama dün Captain Marvel fragmanı incelemesi yapınca bu videoya yazdığım giriş yalan oldu. Neyse bugün uzun zamandır gizemini koruyan Joker'ın geçmişini aralıyoruz. Çünkü ismi bile belli oldu. Bildiğiniz gibi DC'nin sahibi Warner Bros. başından bu yana biz dahil tüm yabancı basının ve siz çizgi roman severlerin uyarılarını sallamayarak uçurumdan aşağıya sürüklediği DC sinema evreninin arkasından işler çevirmeye başladı. Tabi bu siz dediklerimize şeyler dahil değil. Ha DC evreni çok karanlık. Siz ondan anlamıyorsunuz, ondan sevmiyorsunuz. DC çizgi romanlarının en çok sevilen kötüsü Joker'ın Suicide Squad'ta sadece küçük bir kitle tarafından sevilmesi, Jared Leto'nun kendi bölümlerinin çoğunun kesilmesi üzerine triplere girmesiyle bu sinema evrenine dahil olmayan bir Joker filmi yapmak için harekete geçti. Bunu neden yaptıklarını sorgulamak bizim işimiz değil. Çünkü biz Warner Bros. yönetim kurulunu gözümüzde böyle canlandırıyoruz <laughs> Dolayısıyla acaba konusu ne olacak? Kim oynayacak diye sorgulamaya başladık. Tabii daha da önemlisi Martin Scorsese'nin yapımcı olacağı, Leonardo DiCaprio'nun ise Joker olacağı söylenince bayağı heyecanlanmıştık. Aradan geçen zaman Scorsese'yi en azından şimdilik projeden uzaklaşmış gibi gösterse de yönetmenliğine Hangover, Road Trip ve Due Date gibi filmlerin yönetmen ve yazarı Todd Phillips. Joker olarak ise DiCaprio yerine Johan Phoenix gelince konusunu da az çok anlamış olduk. Yönetmen Todd Phillips'in paylaştığı fotoğraf ve gördüğümüz videolarda teorilerimizi doğrulamış oldu. 2019 Ekim'inde izleyeceğimiz Joker filminde sayısız çizgi roman ve 4 sinema filminde öğrenemediğimiz, bilmediğimiz şeyleri izleyeceğiz. Joker kimdir? Yönetmen Todd Phillips'in yayınladığı fotoğrafa göre daha önce söylentileri dönen Arthur Fleck, Joker'ın gerçek ismi. Çizgi romanlarda veya herhangi bir filmde Arthur Fleck ismi daha önce geçmedi. Arthur Fleck yani A Fleck. İlginç tesadüf diye buna derim. Filmde Joker'ın annesiyle yaşayan başarısız bir komedyen olduğunu izleyeceğiz. Bu da bize Batman The Killing Joker benzer bir hikaye izleyecekmişiz izlenimini verdi. Hatta bu arkada gördüğümüz Amusement Mile isimli yer de bu çizgi romanda gördüğümüz bir yerdi. The Killing Joker'da Joker işini bırakıp komedyen olmaya çalışan biri olarak resmedilmişti. Maddi sıkıntılar nedeniyle karıştığı ilk suç girişiminde Batman'den kaçarken zararlı kimyasalların olduğu bir tanka atlayarak bildiğimiz görünümüne kavuşuyordu. Filmin ağır toplarından De Niro'nun ise filmde bir talk show sunucusunu canlandıracağı konuşuluyor. Bu da günümüze uyarlanmış bir hikayede Joker'ın ya konuk olarak ya da metin yazarı olarak De Niro'nun yanına gelebileceğini hissettiriyor. Aralarda bir yerlerde ise Bruce'un anne ve babasını öldürenin aslında Tim Burton'ın Joker filminde geçtiği gibi Joker olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü Brad Cullen'ın Thomas Wayne rolünü üstleneceğini gördük bile. Belki de bu filmde yaşananlar Joker'ın Batman takıntısını da açıklayacaktır. Bu arada ben filmde mutlaka Batman'i de göreceğimizi hissediyorum. Film hakkında şimdilik öğrenebildiklerimiz bu kadar. Yakın zamanda da daha fazlasını öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Joker'ın geçmişini öğreneceğimiz için heyecanlı mısınız? Arthur Fleck isminin Affleck'e benzemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce filmde Batman'i görecek miyiz? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Aa bu kanal güzelmiş ya devam etsin diyenler. Hayatta kalmamız için Patreon üzerinden küçük bir marka maddi destek verebilir. Bu sayede videolarımızı önce izleyebilir. Sadece size özel videolara erişebilirsiniz. Buraya kadar izleyenler yorumlara Batman 72 yazmayı unutmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlar.